Ali İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Ali İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Ali İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Ali İbrahim sofrasına. Efendim bugün bu bereketli toprakların sıcakkanlı sakinleriyle Osmaniye'mizi anlatmaya devam ediyoruz. Yaklaşık kaç saatte pişer açık havada? 3,5-4 saat sürer. O zaman ya sabır diyoruz. Ya sabır. Hem hamur diyarı hem de uzun oklavaları var. Köyden köye değişiyor oklava uzunluğu. Şimdi elin yanıyor mu senin? Isırıyor, çok fena ısırıyor. Bu normal pul biber gibi değil, biliyorum bunu yani. Bir tane alırsınız efendim, yangın söndürecek açınız. Öyle öyle. Hemite'de geleneksel tarih yemeklerimizle karşınızdayız. Efendim Osmaniye merkezde ev yemekleri anlatacağız. Tabii ki Osmaniyeli hanımefendilerle. Osmaniye Kadirli'deyim. Ramazan ayının, bayramların lezzeti kömbeyi anlatacağım. Güzel türküler eşliğinde karşınızda olacağız. Bu güzel yemeklerimizi ve tatlımızı tatmak için. Çok mutluyum. Çukurova'nın bereketli topraklarında Osmaniye'mizin tarihi hem de en köklü köyündeyim. Hemite'deyim. Eski adı Hemite. Bilenler öyle bilir. Yeni adı Gökçedan. Hemite ismini nereden hatırlıyorsunuz? Ben söyleyeyim. İnce Mehmet'ten. Yani Yaşar Kemal'in diyarındanız. Merhum efendim. Üstad'a saygımız sonsuz. İnce Mehmet'i bilmeyen yoktur. İşte o hikayenin geçtiği topraklardayız. Daha nice yiğitlere ev sahipliği yapmıştır bu topraklar. İşte yiğitler de böyle yetişiyor. Ne kadar güzel oynadılar. İzle. Efendim ben canı gönülden sizi alkışlıyorum. Ablalarımızdan ses geliyor. Gel bakayım, gel bakayım yapıyorlar şimdi. Oraya doğru gidelim. Teşekkür ederiz muhtarım. Sağ olun. Anacığım nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür İyi ederim. İyi misiniz? Sizleri gördük. Çok mutlu olduk. Hoş geldiniz tekrar. sizin olsun artık. Çukurova'nın ustadı, Çukurova'nın yazarı, Çukurova'nın koca çınarına, Gökçeadam Köyü'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ablacığım, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız anacığım? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Hala hangi yemekler yapılır tarihi? Tarih. En eski yemek hangisi? Eski yemek sıkma. Sıkma mı yapılır? Kömbe, etli kömbe yapılır. Etli kömbe? Evet. Aa, saç kömbesi. Saç kömbesi. Saç böreği yapılır. Özene tereyağlı. Özene tereyağlı tabii. Başka ne yapılır? Tirşik yapılır. Tirşik? Tirşik. Tirşik. Pancar. Pancar lanı? Tirşik. Ha, tırşık da diyorlar değil mi ona? Evet. Tirşik. Başka? Aşure. Aşure. Etli aşure. Buraya özel kömeç eşkilisi, kömeç sülleme. Başka yerlerde var mı bilmiyorum. Kömeç. Da çok, evet, kömeç diyorlar. O güzel olur. Ebe kömecini mi? Evet. Mevsimi mi? Evet, mevsimi. Evet. Topladınız mı? Evet. Pişiyor. Pişiyor. Ebe kömeçleri toplamış, pişiyormuş efendim. Evet. Hamite Kalesi'nin hemen altında sizin için çok güzel tarifler var. Biraz bu tarihi köyümüzü gezelim. Ardından o güzel yemeklerimizle karşınızda olacağız. Mehmet abi,
İnce Mehmet. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun, sizleri gördük. Mutlu olduk. Allah razı olsun. Şimdi kuzumuz bir yaşında var galiba. Ya da burada kuzular fazla mı gelişiyor? Burada kuzuların bir yaşında bu dağlarda kekikle, otla besleniyor. Kekik bol. Kekik bol dağda. Biberiye de var. Biberiye de var. Onu da yiyor mu? Yer. Kuzumuzu ne yaptınız içine? Ne var? Kuzumuzun içine, evet, biberiye, tuz, soğan, kollarını kestik içine koydu. Onu soğanla bitirdik. Diktik. Böldüm böyle. Evet. Diktik. Kollar da içeride. Evet, kollar da içeride. Pişmeye hazır. Bu işi köyde siz mi yaparsınız hep? Yani sürekli. Evet. Kuzucu Mehmet abi, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu hazırlıklar yapılmış. Boruya sabitlenmiş, evet. Şimdi ve artık pişme vakti geldi. Aynen. Yaklaşık kaç saatte pişer açık havada? 3,5-4 saat sürer. Değil mi? Yavaş yavaş. O zaman ya sabır diyoruz. Ya sabır. Sabrın sonu selamettir inşallah. Mehmet abi, sana yardım ediyorum. Teşekkür ederim. Diğer yemekleri anlatmaya devam ediyoruz. Kuzuyu ateşe gönderelim. Hem hamur diyarı hem de uzun oklavaları var. Köyden köye değişiyor oklava uzunluğu. Çünkü büyük sivillerde yaptıkları için oklavalar da büyük oluyor. Öyle değil mi ablacığım? Evet, büyük olur bizim meşhur ekmeklerimiz. Evet, en güzel yani eskilerin kömbesi. En meşhur yani kömbemiz. Etli kömbemiz böyle, olur. Sinirlerde. Evet, sinirlerde sac altında yaparız. Sac altında. Evet. Sen ne karıyorsun abla burada? Kıyma, soğan, karabiber, yaprak biber, salça, biraz da yağ. Böyle karıştıracaksın. Böyle. Soğanı öldürmek, evet, mi gerekiyor bunlarla? Evet, böyle yumuşatmak gerekiyor. Evet. Bu buraya mı gidecek kömbeye? Arasına, evet. Sadece tek mi olacak arada, yani bir sıra? Hayır, üç yağlı hamur. Sonra bu. Evet, iki. Sonra bir daha üç yağlı. Evet. Ondan sonra iki defa da arasına bundan koyacağız. Karışımından, evet, koyacağız. Kıymalı, soğanlı, evet, bol baharatlı karışımdan. En son üstünün kapağı yapılıyor herhalde. Evet, ondan sonra yoğurtlu, yağlı şey dökeceğiz üzerine. Yağ, yoğurt, evet. Yoğurt mu? Yoğurt, yağ. Üzerine yani süreceğiz. Yani bu işin içinde yoğurt mu var? En üstüne. En üzerine, evet. En üstüne yoğurt. İzliyoruz biraz. Ardından orada muhtarımızın eşinin elleri yanmış galiba ısırgan otundan. Gidelim, ne kadar yanıyor onu soralım. Bu ne olacak? Bu şimdi börek olacak sadece üzerinde. Şey D börek, evet. Şimdi elin yanıyor mu senin? Isırıyor, çok fena ısırıyor. Şimdi bunu böyle ne kadar yoğuracaksın? İçinde soğan, tamam, görüyorum. Başka baharat mı var? Soğan var. Baharat tuz var. Tuz var. Yağ var. Az bir şey salça. Az bir şey yaprak biber. Tamam. Çok salça olduğu yağ, zaman. Yani yağ, zeytinyağı. Fark etmez. Sıvı yağ, zeytinyağı, sıvı yağ. Evet, fark etmez. Ülkü ablalarım ısırganlı böreği hazırlarken ben de yayık ayranın yanına gidiyorum. Onsuz olmaz bu. Bir de kuzine var. Bakalım ne pişiyor. Kazanda yemekler var. Oho! Yaşadık bugün. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yayıkçıbaşı Zekiye ablamın yanına geldim. Hoş geldiniz. Nasılsın anneciğim? İyiyim, siz nasılsınız? Çok iyiyim. Yayı gördüm, çok mutlu oldum. Oldu, evet, mu? Oldu. Ne kadar zamanda oluyor bu?
Vallahi bir yarım saat, bir saat doluyor. Çok yayarsan hızlı. Delikli değil mi bu? Bunun üç tane deliği var. Evet. Bunu böyle bastırdığınızda evet, efendim içinde dalgalanma oluyor evet, yayın içinde. Evet. Şimdi yarım saat sonra ayran da hazır, tereyağı ne zaman tereyağı hazır? Tereyağı da yarım saatten sonra çok da çabuk hızlı bulursan tereyağı yarım saat. Böyle hızlı hızlı evet, şöyle yapacağız değil mi? Evet. Sürekli bunu yapınca yarım saat daha yapacaksınız. Başladı. Evet. Toplanıyor. Sürekli bunu yapacaksınız yarım saat boyunca. Evet. Belinize kolunuza güveniyorsanız bunu açık havada böyle vuracaksınız. Ekleneceğim vuracağım işte. Başladı tereyağı olmuyor ama benim canım ayran çekti. Evet. Güzel olmuş mu? Senin elin değerde olmaz mı? Teşekkür ederim. Çok lezzetli bir ayran. Gerçekten çok güzel. Yemyeşil doğada tabii. Evet. Otlayan ineklerin üstünden yapılıyor. Evet. Ve müthiş oluyor. Yaptığımız hamur işlerinin yanında süper olacak. Çok güzel. Elinize evet, sağlık anneciğim. Afiyet olsun. Ben ayranımı alayım. Kazanlara doğru gidiyorum. Güle güle. Kolay gelsin. Biz şimdi pancarları doğruyoruz çünkü tırşık çorbası hazırlayacak Sevgi teyzem. Bunu böyle sabırla ince ince kıymak mı gerekiyor? Kıyacağım. Makinede olsa olmaz mı? Olmaz bu makinede. Bu tadı vermez mi? Ezilir. Peki çorbanın içinde ne var başka? Su var. Dövmesini koyan, samırsağını. Sos üzerine atıyoruz. Ununu, başka bir şey yok. Eline sağlık. Afiyet. Zormuş. Afiyet olsun. Kolay iş değil. Eline sağlık Sevgi teyzeciğim. Kınalı ellerinizden öpüyoruz. Oldu, ben de öpüyorum sizi. Sevgi anamızın sevgili yaptığı tırşık yemeğinden sonra, çorbasından sonra aşure var. Ama farklı. Etli. Duydunuz mu bilmiyorum. Etli nasıl oluyor Zeynep abla? Önceden haşlamış, tuzlayıp kuruttuğumuz etleri yani yoğun tuzla kurutuyoruz. Hani bir şey olmasın diye. Eski usullerde değil mi? Ondan sonra akşamdan hazırladığımız malzemelerimiz nohut, fasulye. Yani ciddi bir hazırlık var. Nohut evet, haşlamışsınız. Fasulye evet, haşlanmış, suda dövmemiz, bekletilmiş. Dövmemiz. Dövme mi deniyor burada burada yapmak? Evet. Dövme. Üzüm soğanımız, var. Üzümümüz var. Yüzünün sosu içinde salçamız, yağımız, baharatımız. Soğanımız var. Soğanımız var. Karabiber ve toz kırmızı biber. Ama sizin kırmızı biberiniz. Evet. Çok acı. Bu, hatta pulla toz arasında bir şey. Çok acı değil mi? Elde yapılmış çok fazla acı. Bu normal pul biber gibi değil. Biliyorum bunu yani. Evet. bir tane alırsınız efendim yangın söndürücü arasınız. Öyle öyle. Ayran yetişir. Yayık ayran durma evet, yetişir yani. Şimdi etler önce haşlandı. Etlerimizi haşladık. Bunları alacağız bir kabın içerisine. Sarımsak var mı biraz içinde? Yok hocam. Şu an yok değil mi? Yok. Henüz yok. Tamam. Bunları alacağız. Evet. Kemiğinden ayırıp ondan sonra tekrar bunlarla karıştırıp pişireceğiz. En zahmetli kısmı. En zahmetli kısmı. Etler ayrılıyor kemiğinden. Hiç kemik kalmayacak sonra hep birlikte tıpkı keşkek yapar gibi. Yani evet, aşure yapar gibi normal. Malzemeleri karıştırıp pişireceğiz. Elinize sağlık Zeynep Hanım. Teşekkürler. Biraz uğraştırıyor efendim. Evde benim boş vaktim bol. Biraz da zaten böyle stresliyim, rahatlayayım diyorsanız evet, etli aşure yapacaksınız. Evet. Elinize sağlık. Zeynep ablamıza, Sevgi ablamıza teşekkür ediyoruz. O müthiş tariflere geçiyoruz. Hemite'de geleneksel tarih yemeklerimizle karşınızdayız. Hemite Kalesi, yemyeşil bir doğa ve ablalarımızla çok güzel tarifler vereceğiz. Şimdi burada analı kızlı var, dolgulu köfte. Burada ebem gömeci, yani gömeç ekşilisi. Derya abla hazırlayacak onu ve Derya abla devam ediyor. Bir Derya ablamız daha var, o da burma tatlı tarifi verecek. Evet. Birazdan o tariflere gelmeden önce işimiz uzun. Hüsniye abla. Evet. Şimdi patates var. Evet. Bu normal patatesler haşlanmış evet, değil haşlanmış mi? Evet, haşlanmış. Yarım yoğrulmuş galiba. Evet. Biraz evet, yumuşatılmış. Unumuz var. Diğer malzemeleri de isterseniz siz sıralayın. Konserve yazdan. Siz hazırladınız evet, domatesten. Evet tabii yazdan kalma. Kimyon, kuru nane, toz biber, pul biber, yağ, karabiber, sarımsak, salça, nohut, irmik, soğan.
kara eşki, nar eşkisi. Eşkisi. Evet. Daha da eşki olacak değil mi? Evet. Burada da bulgurumuz var. Biraz ıslatmışsınız evet, değil mi? Yumuşadı. Evet. Şimdi önce ne yapacağız burada? Yoğuracağız önce. Neyle? Unla, salçayla. Un, salça. Tuz. Tuz. Evet. Dördünü irmik. Yoğuruyoruz evet, şimdi. Evet, irmik, un, salça. Tamamını yoğuralım, yumuşatalım köftemizi. Buyurun. Evet. Çocukluğumuzda bunun salçasızı da hazırlanıyordu. Böyle ekşi soğanlı hatırlıyorum, böyle güzel patates salatası. Şimdi de tıpkı öyle kahvaltılarda tükettiğimiz o patatesi karşıma hazırladık. Küçük kızlar, analar tanıştırayım. Evet. Analar ve kızları. Evet. Bunlar böyle bittikten sonra ne yapacağız? Yuvarlayacağız mı bunları? Yok, böyle bırakıyoruz. Öyle mi bırakıyoruz? Evet. Ha, bu böyle. Da böyle. Evet, biz böyle. Bunlar içinde bir şey var mı? Patates koyacağız. Öyle mi? Evet. İçine patates koyacağız. Evet. İçi açılacak. Köfte yapar gibi, içine köfte yapar gibi açacağız. İçine patatesler koyulacak. Sonra meyhanesini hazırlayacağız değil evet, mi? Evet, evet. Onun içinde de sarımsak var, nohut var, tekrar salça evet. kullanacağız, baharatlarımız evet. var ve sosumuz var evet. değil mi? Evet. Bu konserve, yani evet. yazdan hazırlanmış evet. taze domates aslında evet. yani. Tıpkı yaz domatesler tadı, evet. artık zaten mevsim geliyor, az kaldı. Evet. Son kalan değil mi bu evde? Son, evet, son galiba kalanlar. Son konserve bu. Evet. Onunla da karışım yapacağız. Hazırladığımız köfteleri onun içine göndereceğiz. Analı kızlı hazırlanmış olacak. Evet. Hüsnü Hanım'ı dikkatli bir şekilde izliyoruz. Ardından Derya Hanım'la ebe gümeci ekşilisi yapacağız. Derya Hanım'la eve gümeci ekşilisi hazırlayacağız. Evet. Gömeç eşkili mi? Ekşilisi. Eşkili diyorlar değil mi bunu? Evet. Şimdi kullandığınız salça, biber salçası evet, bu ekşililer. Evet, kendimiz yapıyoruz. Evet. Acılı biraz. Yok, çok da acılı değil, normal. Biberleriniz çok acı ama. Evet, biberlerimizi kendimiz yaptık. Pul biberler aşırı acı ama çok lezzetli. Malzemelerimizi sıralayalım. O, tenceremiz ısınırken toplanmış gömeciler. Evet. Suda bekletilmiş pirinç, evet. sarımsak, nar ekşimiz, zeytinyağımız, zeytinyağı var, biber salçası, soğan, toz kırmızı biber evet. ve pul biber, tuz evet. ve suyumuz. Evet, bu kadar malzeme. Evet. Önce kavurma işlemlerimiz önce var. Önce yağımızı koyuyoruz. Soğanımızı salçayla birlikte kavuralım. Devamında başka bir sebze kavruluyor mu? Onu izleyelim. Derya Hanım gömeci kavurdu. Evet. Bayağı yumuşadı çünkü sapı da fazla, biraz fazla kavuruyorsunuz bunu. Evet. Ardından salçamız, pirincimiz artık, evet, her sarımsak, şeyi koyacağız. Pul biber, ekşi, evet. diğer malzemelerin tamamı tencereye ilave ediliyor. Sonra suyu ekleniyor. Peki, evet. ve kaynamaya bırakıyorum. Ne kadar pişirmek lazım eve gümecini? Şöyle 25-30 dakika yeterli midir? Evet. Pirinçler olana kadar, içindeki malzeme pişene kadar. Çünkü ebe gümeci zaten çabuk pişecektir. Diğer malzemelerin de pişmesi tamamlandıktan sonra afiyet olsun. Derya ablacığım teşekkür ederiz. Elinize sağlık. İzliyoruz. Ben teşekkür Ardından ederim. Diğer Derya ablamızla beraber burma tatlısı hazırlayacağız. Tarihi Osmanlı tatlımızla karşınızdayız. Burma tatlısı tarifi vereceğiz size. Evet. Bu şerbet mi? Evet, şerbetimiz hazır. Şerbetimiz hazır, kaynattı. Sirke olmazsa olmaz evet. burma tatlısında. Hı-hı. Tatlılarınızın böyle kıyır kıyır ağzınızda kaybolmasını istiyorsanız bir miktar sirke kullanacaksınız. Evet. Üzüm sirkesi mi kullanmak lazım? Aha, üzüm. Şekerimiz, tuzumuz var, şekerimiz var. Yağ, tepsiyi yağlamak için.
Fındık? Hayır. Yer fıstığımız. Buranın ünlü yer fıstığı. Gerçekten mi? Evet. Bana göre en sağlıklı kuru yemiş de diyebiliriz ona. Çok sağlıklı. Bol bol tüketin. Efendim. Anne. Efendim. Anne. Ne getirdin? Ne getirdin? Ne getirdin? Çöp mü getirdin? Burma tatlısında mı kullanacak onlar? Burma'da mı olacak? Teşekkür ederiz. Ver anneye. Ver kızım. Ver anneye. Ha. Tamam. Al Derya abla. Onları kullanmayacağız değil mi? Hayır. Tamam. Kullanmayacağız. Fıstığımız, evet, yer fıstığı evet, çok faydalıdır. Yani yağ asitleri bakımından tüm çerezler bir tarafa, yer fıstığı bir tarafa. Unumuz. Evet, unumuz. Suyumuz bu kadar. Hı-hı, hamuru yoğuracağız. Yine o meşhur uzun oklavalardan. Evet. Tamam, önce hamurumuzu yoğuralım. Hı-hı. Kırıştırarak toparlıyoruz evet, bir arada. Gül hani böyle yuvarlak değil, biraz gül şekli, hı-hı, çiçek şeklinde evet, getiriyorsunuz. Bu şekilde tepsiye bırakıyorsunuz. Evet. Güzel. Evet. Bu şekilde tamamlıyoruz. Evet. Tamamını evet, tepsinin dolduruyoruz. Evet. Ha böyle devam edeceğiz. Evet. Ha. Yuvarlıyoruz. Tamam tamam. Bundan sonrası yuvarlak. Ben acaba böyle çiçek şeklinde hayır, mi bırakılıyor? Hayır yok. Yani halka devam klasik edecek. Klasik burma tatlılarında olduğu gibi devam ediyor. Hı-hı. Ve sizi lezzetiyle buluşma, nar gibi kızarmasıyla evet, hipnotize ediyor. Evet. Az sonra Derya Hanım kuzinede pişirecek, nar gibi kızaracak, şerbet ilave edilecek. Afiyetle yiyeceğiz. Birazdan birbirinden güzel yemeklerimizle karşınızda olacağız. Tadma vakti geliyor. Hemite'de yemeklerimiz hazır. Biz sizler için Ebe Gömeci evet, ekşilisi evet, hazırladık. Burma tatlısı ve analı kızlı. Daha fazla kızarmadan biz bunu deneyelim Püskü abla. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yemeklerin hepsi birbirinden leziz. Tüm köyümüze, mahallemize çok teşekkür ediyoruz ve lezzet yolculuğumuza devam ediyoruz. Efendim Osmaniye merkezde ev yemekleri anlatacağız. Tabii ki Osmaniyeli hanımefendilerle. Hümeyra ablamla size tolga aşı, tolga çorbası hazırlayacağız. Ardından içli köfte tarifi verecek bize. Birazdan. Hepsi birazdan. Ama şimdi tolga. Nasılsın Hümeyra abla? Teşekkür ederim Tolga. Çok güzel sizleri sormamız. Teşekkür ederim. Gördük daha iyi oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bunlar ev yemekleri. Osmaniyeli evet, hanımefendilerin balca yaptığı, evet, çok da güzel yaptığı yemekler. İzleyicilerimiz de farklı tarifler peşinde. Tabii ki lezzet yolculuğu izleyiciler bu güzel tarifler için ekrana kilitleniyor. Biz de illerimizin en güzel yemeklerini onlara tarifini veriyoruz, ifadelendiriyoruz. Hatırlatıyoruz. Bunları yapın diyoruz. Minnettarız. Eyvallah. Biz de sizlere minnettarız. Şimdi İki tane tenceremizde ne kaynıyor bunlarda? Öncelikle bunda su mu? Ben ne var tencerelerde? Şimdi burada
Tolga'mızın ana malzemesi olan dövme ve akşamdan ıslattığımız nohutumuz var. Kaynayacak mı onlar? Evet, onları... O zaman malzemeleri izleyicilerimize söyleyelim. Akşamdan evet. Kaynatıyorsunuz nohutu. Burada buna ne diyorsun? Dövme evet. Değil mi? Dövme evet. Bu. Un evet. Var kıvamı için. Evet. Nane, tuz, su. Ve yoğurt. Kendi yaptıkları var. Yoğurt çok evet. Belli. Şimdi bu tenceremizde nohutumuzu, dövmemizi... Evet. Ve un mu? Hayır. Biraz. Un ne zaman? O şeyi de kıvam bağlamak amaçlı. Değil mi? O böyle kıvamlı evet. Olsun diyoruz. Burada şimdi dövmemizle nohutumuzu pişireceğiz. Kaynatalım. Onları. Bunlar burada kaynarken burada devam edeceğiniz orada, bir işlem var. Evet. Ne orada yoğurdumuzu koyu bir ayran kıvamına getireceğiz. Isıtarak mı? Karıştıracağız. Evet. Isıtarak yapacağız. Sürekli karıştıracağız. O zaman onu ocağımızı yakalım. Bir taraftan onu hazırlayalım. Bir taraftan nohutumuzu da dövmemiz yumuşasın. Sonra bakalım ne yapacak Hümeyra ablamız. Hafif ısıttık kesilmesin diye yavaş yavaş sonra nane eklendi. Evet. Diğer tenceremizdeki dövme ve nohutumuz da yumuşadı. Artık buraya ilave edilebilir. Elinize sağlık Hümeyra ablacığım. Efendim yaz aylarında soğuk, kış aylarında da sıcacık tüketilebiliyor. Şimdiden afiyet olsun. Birazdan Süley ablamızla kaburga dolmasına başlayacağız. Tülay Hanım geldiler efendim. Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet, Tülay ablacığım. Evet. Şimdi kaburga dolması yapacağız sizinle beraber. Fakat tarifini verelim izleyicilerimize. Önce kaburgayı dolduracağımız soğanın içinde neler oluyor? Onu doğradıktan sonra. Soğanımızı, bütün mü? Soğanımızı halka halka doğruyoruz. Evet. Biraz kalın olacak çünkü etin içinde soğan ince doğrarsak çok çabuk erir. Evet. Biraz uzun pişeceği için. Biraz kalın kalın halka halka soğanlarımızı doğrayacağız. Ona tuz, pul biber, karabiber, salçayla beraber onu bir güzel harmanlayacağız, terbiyeleyeceğiz. Onu da kaburgamızın içine doldurup güzelce dikeceğiz, tenceremize gönderiyoruz. İşlemleri anladınız. Biz başlıyoruz. Önce sonra, bu süt ne için? O süt sonra sosa kullanmak için. Kaburgamız piştikten güzel, sonra güzel bir sosumuzu yapıp fırına sürüyoruz. Oo, fırında da devam edecek evet, yani. Evet, fırında da devam edecek. Biz hızlanalım. Bu iş uzun. Buyurun önce soğanlı o karışımı halledelim. Tülay ablam soğanlı karışımımızla kaburgamızı doldurdu. Evet. Şimdi çok güzel dikiyor. Tabii hanımefendilerin eli yatkın olduğu için bu işe. Biz diksek iz kalacak. Bunu böyle tamamlayacağız. Sonra haşlamak için bu büyük tenceremizi alacağız. Haşlandıktan sonra yine Tülay Hanım'ın bahsettiği o sos hazırlanacak üzerine. Ardından fırına uğurlanacak. Çok güzel olacak. Hızlı pişmesi için yapılıyor değil mi bu haşlama işlemi? Evet. Tülay ablacığım. Evet. Elinize sağlık. Daha lezzetli olması için biraz haşlanması. Değil mi? Fırında çiğ kalmaması lezzetini için. Geri alması gerekiyor. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür birazdan ederiz. Güzel bir içli köfte tarifi vereceğiz size. İçli köfte sen izleyicilerimiz ekranlarınızın başına geçiniz lütfen. Güzel bir tarif verecek Tülay ablamız. Şimdi burada iki usul dedi içli köfte yapılıyor. Hem kızartma hem haşlama. Biz kızartma yapacağız. Bir süredir hazırlamıyorduk. Genelde içli köfte tariflerimizi size haşlanmış şekilde vermeye çalıştık. Öyle denk geldi. Ama Tülay abla biz dedi bu sefer kızartacağız. Tülay abla malzemeler nelerdir yapacağınız içli köftenin? İçi için mesela ne kullanacaksınız? Evet, içi için yarım kilo kıymamız var. Ne kıymamız?
kıyması dana mı olacak? En güzel içli köfte koyun kıyması ile olur. Öyle mi? Hafif yağlı koyun. Hafif yağlı koyun. Bu sadece öyle yapalım. Bizimki? Evet. Bizimki koyun kıymamız. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Kıymamız çok var. Güzel. Orta yağlı. Yarım kilo. Soğan olacak. Soğan doğranmış işte orta boy. 4-5 tane soğanımız var. Salçamız olacak. Salçamız mı? Salça koyacağız indirecek zaman. Önce etimizi kavuruyoruz kıymamızı. Evet. Kıymamız biraz kavrulduktan sonra soğanımızı koyuyoruz. İyice soğanımız da kavrulduktan sonra salçamızı, baharatlarımızı ekliyoruz. Kimyon, tuz. Kimyon, tuz. Pul biber. Pul biber, karabiberimiz de var. Zeytinyağımız da kızartmak için. O zeytinyağının içinde hoplaya kızardığı zaman. Dans edecek yani içli köfteler. Evet. Önce içini hazırlayalım ama şu dışı için olan malzememizi de izleyicilerimize söyleyelim. Un var, irmik var. İrmiğimiz var, bulgurumuz var. İnce bulgurumuz. İnce bulgurumuz var. Şimdi yani çok, kalından inceye doğru kalından una inceye kadar inceliyor. Una kadar inceliyor. Sade simitle yaptığımız zaman çok yumuşak oluyor dışı. Ama o yüzden bunları karıştırmak zorundayız. Biraz karıştırdığımız zaman daha güzel oluyor. Güzel. Evet. Sizler de lütfen öyle yapın. Üşenmeyin. Bu dördü de bulunsun dışı için. Evet. Suyumuz da var. Evet. Hazırız. Evet. Şimdi önce içini hazırlayalım. Önce kıymamızı ocağa koyalım. İçini de hazırladı. Dışı zaten hazır. İçindeki ayrıntı soğutulacak. Mutlaka evet, soğutmaları evet, gerekiyor. Soğutması gerekiyor. Sıcak olmaması lazım. Evet. Dolabında beklettik, soğuttuk. Evet. Şimdi yapım aşamasına hazır hale getirdik. Artık son aşaması. Hünerli eller aynen. Dolmaları açıyor içli. Aynen içli köfte. Ardından köfteleri açıyor yani dolmalık biber şeklinde getiriyor onları. İnce olacak değil mi? Buradaki evet. Usul daha ince mi? Evet, düşün? İnce. Ne kadar ince o kadar ne iyi. Ne kadar inceyse o kadar iyi olur. O şekilde hazırlanacak. Onlar dolduracak. Ağzından dans edecekler. Nerede? Sıvı yağda. Sıvı yağda. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim tamamlıyoruz. Ardından tadıyoruz. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Kepçelim de bekliyorum. Sabırsızlanıyorum. Tolga çorbası var çünkü. Konumuz Tolga çorbası. Tolga çorbası bitti. Ben bir taraftan onu kaseye alayım. Kaburga dolması hazırladık sizler için. Ve bir de içli köfte. Çok teşekkür ediyoruz Tülay Hanım'a. Sağ olsunlar efendim. Hümer ablamıza teşekkür ediyoruz. Bu çorba için hemen tadına bakıyoruz. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Çok teşekkür ediyoruz Tülay Hanım'a ve Hümeyra Hanım'a. Sağ olsunlar. Ellerine sağlık. Osmanlı yemekleri müthiş. Ev yemeklerinde de zirvedeler. Lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Kadirli'deyim. Ramazan neşesi, Ramazan ayının bayramların lezzeti kömbeyi anlatacağım. Kadirli'de çok meşhur. Tüm Çukurova'da meşhur ama Kadirli'de hemşerilerimiz çok lezzetli yapıyorlar. Murat abim, Ferhat ustam. Murat abi nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kömbeyi çok seviyoruz. Şu kadarcık koyusuz böyle kocaman oluyor böyle evet. Şişiyor ya. Şişiyor, kabarıyor. Bir de bayatlamıyor. Bayatlamaz. Çok ilginç bir hamur var. Uzun süre dayanabilen bir hamur cinsinden evet. Yapılıyor. Çok lezzetli oluyor. İçinde yok. Murat abi ne var içinde hamurunda? İçinde çok birinci sınıf susam tahinimiz var. Belli. Sütümüz. Susam tahin. Evet. Susam ne yapmış tahin var. Bir fıstık tahini var, bir de susam tahini var. Bir de susam var. Susam da var. Evet. 7 baharatımız var, kömbe baharatı. Başka? Yağımız var, şekerimiz var. Bir şey bırakmadınız mutfakta? Birinci sınıf unumuz var. Bol susamı.
Batırıyoruz. Batırıyoruz. Sonra bu şekli mi alıyor? Evet, o şekle gidiyor. Fırında pişiriyoruz. Çayımla beraber geldim. Deneyebilir miyim? Afiyet şeker olsun. Murat Usta'nın bahsettiği her şey şu an damağımda. Afiyet olsun. Gayet güzel. Afiyet şeker. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Osmaniye merkezdeyiz. Evde yapabileceğiniz süper tariflerle karşınızdayız. Tanıştırayım sizi. Leyla ablamız. Seyran ablamız ve Sema ablamız. Çok güzel yemekler hazırlayacaklar sizin için. Ve lezzet yolculuğu için birbirinden güzel yemekler seçmişler. Çakıldaklı çorba yapacağız. Doğru söyledin mi Leyla abla? Evet. Çakıldan yapılıyor mu demeyeceğim tabii ki. Neden böyle söylemişler? Bunlar yazdan kurutuluyor. Patlıcan, fasulye kuru olduğu için çakıldak deniyor. Bismillah. Ha, onlar sert ve kuru olduğu için evet. Çakıldak bir çorba. Evet. Suyumuz da kaynıyor. Evet. Bu arada ben diğer yemekleri de anlatayım izleyicilerimize. Tamam. Malzemeleri... Yok, bir anlatırız onu. Şimdi tamam. İzleyicilerimiz merak ediyor. Diğer yemekler tamam. Ne acaba? Tamam. Diğer yemekler nedir? Yani Seyran Hanım, siz ne hazırlayacaksınız bize? Ev tavuğu. Yani köy tavuğu. Belli. Belli zaten evet. Anlaşılıyor. Gerçekten köy tavuğu. Evet. Köy tavuğundan ne yapacağız? Dövme pilavı doldurması. Tavuk doldurması dövme pilavla. Tavuk doldurması ama dövme pilavı. Tavuk dövme pilavla. Sema ablacığım da bize kara kuş tatlısı evet. Hazırlayacak orada. Evet. O yüzden mi siyah giyindiniz? Biraz daha üstesi. Estağfurullah. Sema ablamızın da tatlımız var. Yöresel. Osmaniye'mizin çok güzel bir tatlısı. Evet Leyla abla su kaynadı. Evet. Suyumuzu kaynattık. Şimdi fasulyenin kurusu var. Kabağın kurusu var. Patlıcanın kurusu var burada. Evet. Suda haşlı. Bu peki tazelerinden de yapılıyor mu aynı yapılıyor. Yemek? Yapılıyor. Ona ne diyoruz? Adına? Ekşili çorba. İsmi değişiyor değil mi? Ekşili çorba. Çünkü o çakıldaklı olmuyor. Evet. O ekşili çorba diğer evet. Adı. Evet. Ama kuruttuğunuzda çakıldaklı evet. Çorba. Suyumuz kaynıyor. Bunlar haşlanmış daha önce. Domates de var aynı şekilde. O da galiba kurutulmuş ve evet. Haşlanmış. Evet. Taze haşlanmış. Biberimiz var. O sadece suya ıslandı. Islandı. Evet. Acı biber. Evet. Bayağı acı görünüyor. Evet. Mercimek. Evet. Nohut haşlanmış. Sarımsak hazırlanmış. Evet. Dövülmüş. Evet. Biber salçasını görüyorum. Buğday var. Yanındaki... Yani biz ona dövme diyoruz. Dövme bu değil mi? Dövme o. Dövme. Bulgur. Bulgur. O. Bulgurun irisi. O tuz. Tuzumuz, nanemiz. Evet. Bir de galiba sos yapacaksınız. Tavayı evet. Görüyorum evet. Üzerine. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Önce? Nohuttan. Nohuttan başlıyoruz. Buyurun. Şimdi Leyla ablacığım. Tüm malzemeleri attık. Evet. Tamamını attık. Evet. Başka ekleyeceğiz bir şey var mı? Domatesle biberi de ekleyeceğiz. Oh daha da lezzetlenecek ondan yani. Ondan sonra da sosunu yapacağız. Bu kadar. Evet. Sosunda ne olacak üzerinde? Sarımsak. Evet. Kuru nane. Domates ve biber. Karışık salça. Onlarla. Turuncu ekşisi koyacağız. Turuncu ekşisi turuncu mi? Turuncu ekşisi. Osmaniye'de her şeyin ekşisi evet. Yapılıyor. Çok güzel. Bakın. Turuncu. Oo güzelmiş. Yani lezzetin nasıl olacağını ipuçlarını veriyor turunç. Biraz evet. Böyle ekşi mi olması gerekiyor? Biraz ekşi olması gerekiyor. Şimdi nar ekşisi koyarsak bunun rengi siyah olur. Turuncu ekşisi koyarsak tadı çok güzel olur. Ama rengi de beyaz olur. Böyle siyah kalın. Olmaz evet. Nar ekşisi siyah olur. Tamamlıyoruz. Üzerine de sosunu hazırlıyoruz. Bundan sonra afiyet olsun. Leyla ablacığım çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İzliyoruz sosunu. Ardından Selen ablamızla tavuk dolduracağız. Altında da dövme pilav olacak.
Seyran ablacığım nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yemek kaynarken bir taraftan hazırlıklar devam ediyor. Evet. Boş durmuyor evet, Seyran abla. Durmuyoruz. Soğanları doğramış burada yani. Soğanları evet doğradım. Elinize sağlık. Soğanlarımız da ince olmayacak çünkü ezilir içinde yok olmaması lazım. Biraz onun için biraz iri yapmamız lazım. Tamam. Şimdi baharatlayacağım. Tavuğumuz önceden haşlanmış. Tavuğumuz tamamen güzelce temizlenmiş. Evet. Ev tavuğu. Tamam, güzelce temizlenmiş. Yani evet. Sarı rengi. Sanki haşlanmış gibi yani. Bir de böyle irice gördüğüm için onu. Evet. Burada bir şehriye var. Onu pilavımıza gömeceğiz en son pişmek üzereyken. Şimdi kavrulmuş şehriye. Hazırlayacağım ben soğanı. Bunlar zeytin. Sizin için mi? Evet. Pilavım için tavuk suyu. Bu. Bu zeytinyağımız. Da bunun içine ve tavuğun suyuna da koyacağım. Aşamalarımız burada. Nedir? Önce ne yapacaksınız? Önce soğanımızı bir güzel avcarlayacağız. Avcar deriz biz baharatladığımıza. Avcarlayacağız. Ha, evet. Ovuyorum. Terbiyeliyorsunuz Terbiyeliyorum. Yani. Terbiyeliyorum. Avcarlamak, terbiyelemek evet. Yani. Evet. Neyle? Soğan. Aman tuz. Pardon. Heyecanıma. Tuzla yumuşatıyoruz değil mi? Tuz, karabiber ve kırmızı biber. Pul biber. Evet, pul biber. Zeytinyağı, salça. Zeytinyağını hemen açayım. Evet. Salça. Salçamız. Biraz koyun o zaman. Salçamızı da biraz. Şu kadar yeter mi? Biraz daha koyabilirsiniz. Elinizi korkak alıştırmayın. Bu yeter mi? Evet yeter. Tamam. Şimdi ovacağım ben bunu. Avcarlıyoruz. Evet avcarlıyoruz. Evet Seyran Hanım avcarlıyor karışımı. Evet. Ardından tavuğa mı dolduracağız? Tavuğun içine dolduracağım. Tamam. Hani iç pilavı sonra yapıyor gibi. Sonra haşlanacak mı tavuk? Tabii ki. Tavuğun içine dolduracağım, tavuğu dikeceğim. Dikeceğim. İçinden tamam. Soğanlar çıkmasın diye tavuğu dikeceğim. İçine koyacağım. Sonra üzerine suyu koyacağız. Bu iyice pişecek. Sonra hemil de hemil. Türkçe bizim buradaki şey gibi hemil çok hemil güzel. Pişene kadar evet. İçinde duracak. Sonra suyuyla dövme pilavı yapacağız. Onun suyuyla. İstersek her türlü pilav yapılabilir ama Osmaniye'mizde dövme pilavı çok meşhurdur ve çok beğenilerek yenir. Evet, dövme. Çok güzel dövme pilavı. Hakikaten güzel oluyor. Biliyorum yani Osmaniye'nin en lezzetli yemeklerinden bir tanesi. Ya şu pilav, dövme pilav harika oluyor. Bulabilirseniz tabii bunu. Tabii. Şu işlem lerimizi halledelim. Tavuğumuzu dolduralım. Ardından dikelim. Sonra haşlayalım. Evet. Suyuna da yemek pişireceğiz. Suyuna da pilav yapacağız. Horozumu kaçırdılar, suyuna da pilav pişirdiler isimli türkümüzü canlandırıyoruz ama tavukla. Tavuk düdüklü tencerede Leyla ablamızın gözetiminde haşlanıyor. İçinde soğan var. Seyran ablam burada elinde dövme pilavı bekliyor şimdi. Evet, suyuyla, evet, burada suyu var. Suyuyla. Evet, ve özellikle şehriyelerle önceden. Şehriyemizi de önceden yaptık, kavurdum. Çikolata yalnız rengine gelmiş. Evet, yalnız bunu pilav pişmek üzereyken koyulacak o. Şimdi bizim yaptığımız gibi değil. Başta değil yani. Değil, karıştırmıyorsunuz. Başta değil. O yüzden önceden hazırlanmış. Başta değil. Şimdi buyurun o zaman başlıyoruz. Dövmelerimizi koyuyoruz. Dövmeler ekleniyor. Pilav hazırlanıyor. Pişmesine yakın şehriyeler ilave ediliyor. Evet. Tabii ki tavuk suyuyla yapılıyor bu işte. Tabii ki. Ardından haşlanmakta olan tavuk hazır oluyor. İçindeki soğanla o güzel karışımla beraber tabii daha ki da lezzetli oluyor. Tabii. Sunum tabağına dövme pilavı koyulacak. Üzerine de tavuğumuz oturtacağız. İşte bu kadar. Elinize sağlık Seyran ablacığım. Çok teşekkür Birazdan ederim. Birazdan sunumu göreceksiniz yani. Evet. Ama tatlı fastımız var. Karakuş tatlısı yapacağız. Keşke karga yakalasaydım iki tane. Neyse elimiz boş geldik. Yaparız biz onu Sema ablayla. Sema ablamızla karakuş tarifi vereceğiz. Karakuş tatlısı Osmaniye'nin geleneksel tatlısıdır. Ben şeklini böyle hatırlar gibiyim. Eski şekerler var ya böyle. Evet. Uçlarından böyle çevrilmiş değil mi? Bombon şeker mi deniyor onlara? Evet. Hani böyle çikolatalısı falan oluyor yuvarlı. Onun gibi bir şekli var karakuş tatlısının. Sema ablacığım nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. İzleyicilerimize çok hani güzel, kolay bir tarif vereceğiz şimdi. Herkes İnşallah. Evinde hazırlayabilir evet, bunu. Evet. Bu şerbetimiz mi? Hayır, bu zeytinyağı kızarmak. Onu da kızartacağız değil mi? Kızartmak için. Bir taraftan ocağımızı hazırlayacağız. Evet. Evet. Malzemelerimiz unumuz var, tuzumuz, bir tane kabartma yumurta. Kabartma tuzu, süt, dinlendirdiğimiz küllü su. Bu o mu? Bu, evet.
Eskiden aslında hani mayalar böyle yapılmış değil tabii. mi? Eski teyzelerimiz hani çok eskiden maya yokken hazır mayalar küllü suyu damıtıyor, bekliyor, çöküyor üstündeki suyla. Ve o tatlıların tadına doyum olmuyor. Bazı illerimizde hazırladık böyle hani böyle Osmanlı yemeklerinin ön planda olduğu, tatlıların ön planda olduğu illerimizde, ilçelerimizde hazırladığımızda külün suyunu kullanıyorlardı. Burada da var. Evet. Bu olmazsa olmaz. Güzel oluyor. Süt evet, suyu renklik veriyor. Evet. Cevizli mi olacak? Cevizli. Cevizin içinde biraz şeker görüyorum. Şeker o dökülmemesi için. İçinde ağda görevi görecek evet, değil mi? Evet, tutacak evet. Yani. Birbirini tutacak. Her şeyin bir yolu var. Evet. Önce hamurumuzu hazırlayalım sana orada. Buyurun. Sema ablamız fırtına gibi bezeleri ayırdı beş bezeyi ardından şimdi açtı yufkamızı incecik arasına şekerle ceviz karışımını. Ceviz. İlave, bu kısım önemli şimdi bakın burayı izliyoruz. Bunları... Baharat, tarçın. Tarçın da var değil mi? Evet. Tarçın da var, ceviz de var. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi. Bu kısmı önemli çünkü. Kat kat oluyor yani. Şimdi aralardan evet. ceviz olmayan bölümlerden sıkıştır, evet. Büzüyoruz. Biraz kalın oldu yani dinlenmediği için. Hamuru dinlendirin. Bizim vaktimiz olmadığı için. Evet. Semandır da aslında dinlense güzel olur dedim. İzleyicilerimiz çok sabırsızlanıyor bu böyle durumlarda. Hemen. Bıçakla yükle ama ben şöyle bunu yapayım. Bıçakla yapacaksınız. Görüyorsunuz ne kadar. Hanımefendiler çok pratik. Halletti hemen onlar. Maşayla. Kesin Seman Allah maşayla. Tabii. Yok yok yani. Evet. Oh. Şimdi tekrar büzüyoruz onlar ucundan. Evet. Bunlar kızaracak. Burada kızardıktan zeytinyağında kızarması lazım değil mi? Evet. Biraz önceki külün görevi kıyır kıyır olması içinmiş efendim. Mayalanması için değil. Ben kafam karıştı. Nohutla karıştırdım. Onlar burada kızaracak. Çok gevrek olacak böyle çıtır çıtır kül suyunun verdiği etkiyle ardından şerbete gönderilecek. Şerbet sıcak mı olsun Sema abla? Soğuk. Soğuk olacak. Evet. Bunlar sıcak olacak. Evet. Çıkardığımızda. Karakuşlar sıcak, şerbet, soğuk. Ardından afiyetle yiyeceğiz. Sema ablacığım elinize sağlık. Afiyet olsun. Birazdan güzel türküler eşliğinde karşınızda olacağız. Bu güzel yemeklerimizi ve tatlımızı tatmak için. Çok genç hissediyorum sizinle. Ne güzelmiş gençlerle türkü söylemek. Aferin size. Ellerinize sağlık. Keyif verdi. Program gençleşti. Sanki yeni başladık biz bu işe. İyi misiniz? İyiyiz. Nasıl gidiyor dersler? Çok iyi. Harikasınız. Birazdan biz bir türkü daha armağan eder miyiz? Evet. İzleyicilerimize. Söz de aldık efendim gençlerden. Şimdi yemeklerimizi anlatalım. Karakuş tatlısı hazırladık size. Sema Hanım eline sağlık. Dövme pilavlı. Tavuğumuz var. Çakıldaklı çorba. Ondan başlayalım tadmaya.
Osmaniye'de tattığım her yemek zirveydi yani. Bunu herhalde 10 yıl idare edecek damağımdaki bu lezzet beni. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese, tüm Osmaniye'ye. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Bir dahaki geleceğimiz vakte kadar biz Osmaniye'yi çok özleyeceğiz. Eminim sizler de özleyeceksiniz. Haftaya tekrar farklı bir ilimizde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Gençlerden sizlere bir türkü armağan ediyoruz. Evet, gençler ve daima genç kalanlar, sizler için geliyor bu Osmaniye türküsü. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Buyurun.